Evet, herkese hayırlı akşamlar. Ben Sercan. Ahmet Baran Bursa'dan. Hoş geldin Ahmet Baran. Can yiyen. Muhammed Emin Kara Bursa'ya selamlar. Muhammed hoş geldin Muhammed Emin. Evet, biraz bekleyelim. Gelecekler varsa onlar da gelsinler. Bu arada sesim geliyor mu? Bir yazarsanız mutlu olurum. Sesim geliyor mu acaba size? Ses kontrol denemi 1-2. Elif, aleykümselam, hoş geldin. Sesim geliyor mu acaba? Hi, good evening everyone. O güzel. Emin çok iyi, net geliyor demiş. Harika. Süper. Evet, biraz bekleyelim bu arada. Nereden, kimler katılmış, nereden katılıyorlar yazabilirsiniz. Bu arada katılmak isteyenler de katılımcı sayımız da belki biraz artar. Herkes faydalansın. Sonra soru çözümlerine bakacağız. Birinci sorumuz da görünüyor bu arada. Siz de bir taraftan birinci soruyu çözün bence. Bakın bakalım cevabı. Hello Elif. Welcome again. Kahvemi de yanıma aldım. Arada içeceğim. Kusura bakmayın. Oh Fatma Hanım. Şırnak'tan katılıyor. Vay, çok uzak değil mi? Yasin. Yasin. Hi Yasin teacher. Yasin hocamız da geldi. O da İngilizce öğretmeni. Kendisi moderatörümüz. Elif İzmir'den katılıyor. Harika. İzmir'e selamlar. Şu an 8 kişiyiz yalnız. Çok az değil miyiz? Gençler biraz yayalım ya. Biraz kalabalık olalım. 8 kişi nedir? Yakışmıyor bize. Emin dur ya. Bu ne hız Emin? Dur gari. Emin hemen çözmüş. Harika. Bakalım doğru mu ama. Bakacağız birazdan. 10 kişi olduk. Bari 15 olunca başlayalım sorulara. Oh, hi Koray. Koray Antalya'dan katılıyor. I'm very good Koray. I'm very happy to see you. Wow, çok mutlu oldum. Revan, hoş geldin İzmir'e selamlar. Toplam 20 tane soru var. 2 ayrı soru olacak 10-10. İlk 10 soru 1 ve 2. üniteden, ikinci 10 sorumuz ise 1, 2 ve 3. ünitelerden olacak. Güzel sorular, takibini yapın. Siz de çözmeye çalışın ben çözerken. Siz benden önce davranmaya çalışın. O Revan arkadaşları bizi izliyormuş. Harika, çok mutlu oldum. Bütün izleyen herkese, bütün arkadaşlara selamlar. Koray, I'm really happy to see you. It's been a long time, bro. Kişiyiz. Düşüyoruz. Gelip gidiyorlar. Bak olmaz. Dedi ki 15 olmadan başlamıyoruz gençler. Hemen arkadaşlarınıza yayın. Yapmaya başlayacağız. Baran çok sabırsızsın bakıyorum. Evet, beğenilerinizi eksik etmeyin bu arada. Başlasak mı ya? 15 bile olamayacak mıyız? Vallahi 5. sınıflarla 106 kişiyi gördük. 106 kişiyle yaptık. 6'larla da yine bir 30'a falan yaklaşmıştık ama 7'ler. Demek ki kanalında çok az 7. sınıf var. Evet, bence de başlayalım. O zaman hemen şöyle. Bu arada yayın yaklaşık 20 saniye size geç geliyor. Ben başladıktan sonra. Ben şimdi sorulara bakınca da sizin yazdığınız yorumları göremiyorum. O yüzden önemli bir şey yazdığınızda kaçırabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Önemli bir soru soracaksanız da yayının sonunda, bittikten sonra soru çözümleri. Yayının sonunda sizleri duyacağım, sizleri dinleyeceğim.
O zaman sorularınızı alabilirim diyorum ve hemen başlayalım sorularımıza. Let's start then. Alright. Birinci sorumuz. Sorulara başlamadan önce soru kalıplarını okumak çok önemli. Önce soru kalıplarını okuyun, ondan sonra soru çözümünü yapın. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is suitable for Laura and Kevin? Suitable burada uygun demek. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Laura ve Kevin için uygundur? Yani ikisi de farklı farklı şeyleri seviyor demek ki biz ikisi için de ortak bir şey bulmamız lazım. Bakalım yukarıda neler diyorlar. Laura and Kevin want to do sports together this weekend. Bu hafta sonu birlikte spor yapmak istiyorlarmış. Laura doesn't like team sports. Bakın Laura sevmiyormuş. Neyi? Takım sporlarını sevmiyormuş. O zaman ben hemen şıklardan takım sporlarını eliyorum. Ne var? Basketbol bir takım sporudur. Eledim. Ve soccer D şıkkında futbol. O da bir takım sporudur. Onu da eledim. Bursa ve Ceyhan şıklarımız kaldı. Devam ediyorum. But she likes individual sports. Ama bireysel sporları seviyormuş. Kevin loves outdoor sports. Bak Kevin de dış mekan sporlarını seviyormuş. But he hates indoor sports. Ama iç mekan sporlarından da nefret ediyormuş. Bu durumda ne yapacağız? Bir dış mekan sporuna bakmamız lazım. B şıkkı trekking, doğa yürüyüşü. Bu dış mekanda yapılıyor olabilir. Ayrıca bireysel bir spordur da. Jimnastik ise iç mekan spordur. Jimnastik de eledik. Cevabımız Bursa oluyor. Bursa diyenleri tebrik ediyorum. Evet, Emin tebrikler. Bursa demiştin. Elif de Bursa demiş. Bedirhan Ersoy Bursa demiş. Baran Bursa demiş. Dicle'cim hoş geldin aramıza. Evet, 17 kişi olmuşuz ben bir soruyu çözerken. Harika, çok mutlu oldum. Artıyoruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım o zaman. İkinci sorumuzda, soru kalıbımızda Who talks about Mary's personality? Personality kişilik özelliği demekti. Kim Mary'nin kişilik özelliği hakkında konuşuyor? Kişilik özelliği unutmayın. Bakalım Matt ne diyor? Mary always looks fit and healthy. Evet, Mary her zaman fit ve sağlıklı görünüyor diyor. Bakın bu nedir? Bir fiziksel görünüştür, değil mi? O zaman Matt'i eliyorum. Amy ne diyor? She has long straight fair hair and blue eyes. Onun uzun sarı saçları varmış, düz saçları varmış ve mavi gözleri varmış. Bakın burada da ne yapıyor yine? Fiziksel özelliklerinden bahsediyor. Amy'yi de eliyoruz. Biz çünkü kişisel özellikten bahsedeni bulacağız. Paul, she really likes eating junk food. O gerçekten hazır yiyecekleri yemeyi seviyormuş diyor. Burada bir kişilik özelliğinden bahsetmiyor. Paul da eledik. Sarah ise she tells the truth all the time. O her zaman, all the time, her zaman doğruyu söyler diyor. Truth, doğru. Tell, söylemek demekti. Bu her zaman doğruyu söylüyor. Bu nedir? Yani honest. Değil mi? Kişisel özelliği honestmış. Dürüst bir kişiymiş. Bu durumda kim kişisel özellikten bahsediyor? Sarah. Cevabımız Denizli oluyor. Evet. Sena Nur Baysoy hoş geldin. Denizli demiş. Doğru. Renkli ikizler hoş geldin. Selamlar. Muzaffer Özgür Ceyhan demiş. Tekrar bak. Gül Bozkaya Denizli demiş. Selda Atalay Denizli demiş. Güzel, Denizli diyenleri tebrik ediyorum ikinci sorumuza. Ve hemen üçüncü sorumuza bakalım. Hatta size şöyle bir 5 saniye süre vereyim. Siz de benden biraz önce bakmış olursunuz. Hem soruyu bulmuş olur yazarsınız. 5, 4, 3, 2, 1 and go. Evet, üçüncü sorumuz. According to the table above, yukarıdaki tabloya göre Andy bla bla bla. Bu durumda ne yapacağız? Andy'in doğru bir cümle bulacağız. Günlerimiz burada. Bakın, pazartesiden pazara kadar bütün günler var. Şimdi şıkları okuyacağız. Tabloyla karşılaştırıp doğru olan şıkkı bulacağız. A şıkkında bakın ne diyor? Andy does team sports once a week. Once a week ne demekti? Haftada bir kere. Amy haftada bir kere takım sporu yapıyor diyor. Haftada bir kere mi yapıyor? Bakalım. Bakın, Tuesday, Salı günü basketbol oynuyor. Bu bir takım sporudur. Onun dışında bakın Friday, Cuma günü de play futbol, futbol oynuyor. Bu da bir takım sporu. Ne oldu? Haftada iki kere takım sporu yapmış oldu. Bu durumda A yanlış. A'yı eledim.
Bursa'da Andy dislikes outdoor sports. Andy dış mekan sporlarını sevmiyor demiş. Ama bakın ne yapıyor? Saturday go trekking, doğa yürüyüşü yapıyor. Sunday go camping, kampa gidiyor. Yani aslında seviyor. Bursa'yı deliyoruz. C şıkkında Andy never does individual sports. Andy hiç bireysel spor yapmıyor demiş. Ama bakın pazartesi yoga yapıyor. O bir bireysel spordur. Ceyhan'ı da eliyorum. Denizli'de Andy spends time in nature at weekends. Andy hafta sonları doğada vakit geçiriyor demiş. Bakalım hafta sonu Saturday and Sunday. Go trekking, doğa yürüyüşü. Go camping, kamp yapmak. İkisi de doğada oluyor. Bu durumda Denizli doğru oluyor. Cevabımız Denizli. Evet bakalım Denizli diyenler kimler? O Ensar Ersoy. İdil'den katılıyor. Hoş geldin Ensar. Harikasın. Doğru. Selda Atalay. Hoş geldin. Doğru. Bravo. Tebrikler. 22 kişi olduk bu arada. Artmışız biraz daha. Daha çok artabiliriz. Güzel. Süper. Beğenilerinizi de eksik etmeyin bu arada. Mevlüt Özer Denizli demiş. Güzel. Harika. Bravo gençler. Evet, kaçıncı sorudayız? Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Şöyle yine size bir 5 saniye veriyorum. Önden bakın. 5, 4, 3, 2, 1, and go. Revan da doğru söylemiş bu arada. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Which of the following completes the conversation above? Yukarıdaki konuşmayı hangisi tamamlıyor diyor. Bakın şimdi size bir teknik veriyorum. Bir konuşmada bir boşluk verilmiş ve o boşluğa hangisi gelecek diye soruyorsa büyük ihtimalle bizim bize ipucu olan cümlemiz bir önceki boşluktan bir önceki cümle ya da bir sonraki cümledir. Eğer vaktiniz kısaysa, vaktiniz azsa ya da bu sorulara çok fazla vakit ayırmak istemiyorsanız hiç şu yukarıları okumanıza gerek yok. Boşluktan bir önceki cümleyi okuyun. Devamında zaten ipucunu yakalayacaksınız. Bakın boşluktan bir önce ne diyor bize? Linda, tell me about her appearance please. Appearance ne demek burada? Appearance görünüş demek. Görünüm demek. Yani diyor ki onun görünüşü hakkında bir şeyler söyle bana diyor. Bu durumda biz karşıdaki kişi ne yapacak? Onun fiziksel görünüşü hakkında bir şeyler söyleyecek. Biz bunu arıyoruz demek. A şıkkında bakın ne diyor? She is attractive with brown eyes and wavy hair. O kahverengi gözleri ve dalgalı saçlarıyla çekici biridir diyor. Burada ne yapıyor? Bakın fiziksel özelliklerinden, görünüşünden bahsediyor mu? Ediyor. Bakın hemen cevabımız çıktı. Bu durumda cevabımız Adana oluyor. Diğer şıklara bakmamıza gerek bile kalmadı. Evet bakalım dördüncü sorunun cevapları gelmiş. B diyenler var. A diyenler var. Kerem Cantepe B demiş. Yanlış. Hoş geldin Kerem. Güzel. Evet. A diyenleri tebrik ediyorum. Bedirhan sen de hoş geldin. Congratulations. Harika Bedirhan. Ersoy yardırmış. Bravo. Güzel. Evet. A diyenler çoğunlukta. Hatta yardırmış maşallah millet. Nurcan Karaslan. Hoş geldin. Böyle hoş geldin demediklerimi görünce hoş geldin diyeceğim. Yener Çeçen. Hoş geldin. Kars'a da selamlar. Gül Bozkaya hoş geldin. Ve hemen 5. sorumuza da geçelim. Uzun bir soru, şöyle hafif küçülteceğim ki görün. Umarım görebiliyorsunuzdur şu anda. 5. sorumuzu. Bakın hem de size zaman da vereyim biraz. Dicle tebrikler, bilmişsin sen de. Muzaffer Özgür harikasın. Evet şimdi 5. sorumuza bakabilirsiniz. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle biraz daha küçültebilirim sizler için. Şimdi tamamen görüyorsunuzdur. Uzaklaştırdığım için net görmeyebilir. Beni dinleyebilirsiniz. Ben de hemen başlıyorum. Yeteri kadar süre verdim diye düşünüyorum. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which sport camp is suitable for Andrew? Hangi spor kampı Andrew için uygundur? Bakın yine suitable var. Uygun demekti. Hangisi uygunsa o spor kampını bulacağız. Şu bilgiye göre. Bakalım bilgide ne diyor? Andrew is 13 years old and he wants to attend a sport camp
when his school finishes. Evet, Andy bakın 13 yaşındaymış ve okulu bittikten sonra ne yapmak istiyormuş? Bir spor kampına katılmak istiyormuş. He likes being in nature. Doğada olmayı seviyormuş. And individual sports. Ve bireysel sporlar da seviyormuş. He doesn't like indoor sports. İç mekan sporlarını da sevmiyormuş Andrew. Buna göre hangi kampa gidecek? Bakın öncelikle 13 yaşındaydı. Bu aklınızda olsun. A şıkkında 14-17 yaş arasında demiş. Hemen A şıkkını eledim çünkü ona katılamaz. Diğerleri hepsi 13 yaş için uygun görünüyor. Devamında bakın ne diyordu? Doğada olmayı seviyormuş. Ve bireysel sporları seviyormuş. Şimdi B şıkkında futbol. Futbol kampı bireysel spor mudur? Hayır, bireysel spor değil. Futbol kampını da ne yaptım? Eledim. Indoor sports'u sevmiyormuş. İç mekan sporunu sevmiyormuş. Bakın D şıkkında karate yapıyor. Karate bir iç mekan sporudur. Denizli'yi de eledim. Bu durumda cevabımız Ceyhan oluyor. Neden? Çünkü bakın şurada he likes being in nature. Doğada olmayı da seviyordu. A hiking event. Hiking doğa yürüyüşüydü. Doğada oluyor. Bu durumda yine Ceyhan olması gerekiyor. Evet, 6. sorumuza geçelim. Şöyle bunu biraz daha yakınlaştırabilirim diye düşünüyorum. 6. sorumuz. Adana demiş millet. Adana diyenler biraz fazla. Evet gençler, daha fazla sizinle soru çözmemiz gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Soru çözümlerini 7. sınıflarda attıracağız. Ceyhan diyenleri kutluyorum. Ceyhan diyenler tebrikler. 24 kişiyiz bu arada. Artmadı ya, biraz artsın. Davet edin arkadaşlarınızı. Beğenileri unutmayalım. Ensar tebrikler, bravo, harikasın. Dicle tebrikler. Kerem Cantepe. Hadi bakalım. Evet, 6. sorumuza bakıyoruz. Which of the following is correct matching according to the picture above? Hangisi doğru uyumdur? Bakın 3 kişi var. 1, 2, 3 numaraları vermiş bunlara. Burada da cümleler var. Hangi cümle kime aitse biz onun sıralanışını bulacağız tabloda. Birinci cümlede ne diyor? Matt is heavier than Bill and Jack. Heavy ne demekti? Heavy ağır demekti. Heavier daha ağır. Matt Bill ve Jack'ten daha ağırdır diyor. Yani daha kiloludur diyor. Hangisi olabilir o zaman? Matt ne olacak? 3 numara olacak değil mi? Şöyle bunları eşleştirelim. Matt 3 olacakmış. İkinci cümlede Jack is shorter than Matt and Bill. Short ne demekti? Kısa demekti. Shorter daha kısa. Jack Matt ve Bill'den daha kısadır. Yani en kısası Jack'miş. En kısası kim burada? Bakın ortadaki, yani 2 numara şurası. O zaman bu cümlede buna ait olacak. Üçüncü cümlede zaten çıktı aslında ama yine de bakalım. Bill is taller than Jack and Matt. Tall uzun demekti. Taller daha uzun. Bill Jack ve Matt'ten daha uzunmuş. Yani 1 numara olacak. Bu durumda 1 numara Bill olacak. Şurada doğru. 2 numara Jack olacak. Evet. 3 numaramız da ne olacaktı? Matt olacaktı. O da burada. Cevabımız Bursa oluyor. 6. sorumuzun cevabı Bursa. 7. sorumuza bakalım. Şöyle bunu yaklaştırabilirim. Daha güzel görürsünüz. Bakalım 6. soru Bursa. Güzel. Bayağı Bursa çıkmış. Bravo. Harika. Melit Özer tebrikler, Bediran Ersoy tebrikler, Nurcan Karaslan tebrikler, Sena Başsoy tebrikler, yetişemiyorum Dicle tebrikler, Revan Kudare tebrikler, harikasınız, bravo, Yener Çeçen tebrikler, Musa tebrikler, güzel. Evet, 7. soruya bakıyoruz. Hemen bakıyorum ben de. Which of the following words cannot you use in any of these sentences above? Hangi kelimeleri yukarıdaki cümlelerde kullanamazsınız diyor. Bakın cannot var. Bunlar sizi yanıltabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Cannot, kullanamazsınız. Bakalım hemen. I enjoy blah blah sports. Volleyball is my favorite one. Volleyball benim favorilerimdendir diyor. Volleyball nedir? Bir
takım spordur değil mi? Bakın Deniz şıkkında team demiş. Yani I enjoy team sports diyecekmiş. Denizli birinci cümleye gelecek. D'yi eledim. Çünkü biz gelmeyecek olanı bulacağız. İkinci cümlede I need a backpack and walking stick to go blah blah blah. Benim diyor bir sırt çantasına bir de yürüyüş çubuğuna ihtiyacım var. Nokta noktaya gitmek için. Nereye gitmek için bunlara ihtiyacın vardır? Trekking değil mi? Doğa yürüyüşüne gitmek için. C'yi de eliyoruz. Son cümlede de I do exercises in the blah 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 3 times a week. Haftada 3 kere nokta nokta yerde egzersiz yapıyorum. Nerede egzersiz yaparsınız? Swimming demiş. Yüzmede mi yoksa gym? Spor salonunda mı? Spor salonunda yaparsınız değil mi? Bu durumda Bursa son cümleye gelecek. Hangisi gelemiyormuş? A şıkkı cevabımız swimming yani Adana olacak. Evet. 8. soruya geçiyoruz. 8. sorumuz burada. Evet. 7'ye Bursa çok demişler. Çok Bursa gelmiş. Yanlış. Bursa yanlış. Cevap Adana olacaktı. Ensar tebrikler. Emin tebrikler. Baran tebrikler. Bravo. A diyenleri tebrik ediyorum. B değil sonra A'ya geçenler siz de uyanıksınız. Az değilsiniz. He. Evet bakın bakalım 8. sorumuz. Bir tablo sorusu yine. Ben de bakıyorum hemen. Which of the following is not correct according to the table above? Yukarıdaki tabloya göre hangisi doğru değildir? Şuna da dikkat edin çocuklar. Bu varsa tam tersi olacak. Bakın correct doğru, not correct doğru değil. Yani hangisi yanlış? Burada isimler var ve hemen altında onların kişisel özellikleri var. Cümleleri okuyup ne yapacağız? Karşılaştıracağız. Yanlış olanı bulacağız. Bakalım A şıkkında James never changes his mind. Never change his mind. Yani James hiçbir zaman fikrini değiştirmiyormuş. O zaman James nasıl biridir? İnatçı değil mi? Yani stubborn. Doğru mu? Bakın doğru. A'ya doğru dedik. Biz doğru olmayanı bulacağız. Tiffany smart demiş. Bakalım yani zeki demiş. Tiffany gets higher marks than the others. Higher marks yüksek not, yüksek puan demek. Tiffany diğerlerinden daha yüksek notlar alıyor demiş. Yani smart biri değil mi? Akıllı biri. Bu durumda Bursa da doğru. C'ye bakalım. Martin looks happy and smiles all the time. Martin mutlu görünüyor ve her zaman gülümsüyor. O zaman neşeli biri midir Martin? Evet, neşeli ne demekti? Cheerful. C de doğru. D şıkkında Rebecca için bakın ne diyor? Rebecca always thinks herself. Rebecca her zaman kendisini düşünürmüş. Yani ne olacak burada aslında? Selfish, bencil olması lazım. Ama Rebecca'ya bakın ne demişler? Shy, utangaç demişler. Uyuyor mu? Uymuyor. Yani D şıkkı yanlış. Cevabımız Denizli oluyor. 9. sorumuza bakalım. Bakalım kimler Deniz demiş ya. Ensar harikasın ya. Semanur Baysoy doğru söylemiş. Bravo. Deniz diyenleri kutluyorum. Sonradan sanki şıklar değişiyormuş gibi ama neyse. Güzel, harika. Baran yanlışlıkla A yazmış. Umarım yanlışlıkla yazmıştır. Evet, bakalım hemen 9. sorumuz. Soru kalıbında ne diyor? Which of the following does not complete the conversation above? Hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlamaz? Bakın does not var yine. Hangisi tamamlamıyor? Zaten gördüğünüz gibi, ops burada bir şeyler oldu. Zaten gördüğünüz gibi 3 tane boşluk var. Yani 3 tanesi o boşluklara geliyor, biri gelmiyor. Hi Charlie diyor ve bir şey soruyor. Cevap olarak da Charlie ne diyor? Playing basketball. Basketbol oynamayı. I really enjoy it. Onu oynamayı gerçekten seviyorum diyor. Bu durumda birinci cümlede ne sormuş olabilir? Şıklarda bakın A şıkkında do you go on a special diet? Özel bir diyet yapıyor musun diye soruyor. Basketbol oynamak diye cevap veriyor. Olmaz. B şıkkında how often do you do it? Ne sıklıkla yapıyorsun? Basketbol oynamak demiş. O da olmaz. C'de do you need any special equipment? Özel bir ekipman ihtiyacın var mı? Cevap olarak basketbol oynamak yine olmuyor. D şıkkında which sports do you like doing? Hangi sporları yapmayı seviyorsun? Basketbol oynamayı. Uyuyor mu? Uyuyor. Demek ki birinci boşluğumuza Denizli gelecek.
Denizli'yi eledik. Devamında well iyi diyor ve yine bir şey soruyor. Cevap olarak da twice a week. Bakın bir soruya verilen cevapta once a week, twice a week, three times a week. Yani bir şeyin ne sıklıkla yapıldığı, kaç kere yapıldığı söyleniyorsa biz bu soru kalıbı kesinlikle how often ile sorulmuştur. Aklınızda olsun. How often zaten ne sıklıkla diye sorardı. How often do you do it? Ne sıklıkla yaparsın? Haftada iki kere. Uydu mu? Uydu. Bu durumda Bursa'yı diyebiliyoruz. Sonda yine bir şey soruyor. Cevap olarak of course, yes. Tabii ki, evet. I eat only healthy food. Ben sadece sağlıklı yemekler, sağlıklı yiyecekler yiyorum diyor. Bakın A şıkkında da ne soruyor? Do you go on a special diet? Özel bir diyet yapıyor musun? Of course, tabii ki diyor. Yapıyorum diyor. Demek ki A şıkkı da son boşluğa gelecek. Hangisi kaldı? Ceyhan. Cevabımız Ceyhan oluyor. Evet, 10. sorumuz. Bu arada 9'a Ceyhan diyenleri göreyim diyeceğim ama Denizli görüyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Sema Nur tebrikler. Evet. Sonradan şıklar değişiyor yalnız. Neyse olsun, bir şey olmaz. Yanlışımızı düzeltmek de güzel bir şeydir. Evet, 10. ve ilk testimizin son sorusu. Mesky Games. Welcome. C demiş. Bravo. Harika. Hemen 10. sorumuza bakalım. Bir tablo sorusu. Bakın başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Reklama girmesin ya da girsin, bir şey olmaz. Bu tablo sorularını yaparken bilmeniz gereken kalıplar ve kelimeler var. Onları bilmezseniz yapamazsınız. 8. sınıflar için de grafik sorularını çözmeleri için bir video yapmıştım. 2 dakikalık bir şey. Ona kesinlikle sizler de bakın. Grafik sorularını çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Hemen dönelim. According to the results above. Yukarıdaki sonuçlara göre. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor bakın. Doğru olan şıkkı bulacağız. Tablomuz burada, görüyorsunuz. Hemen şıkkı okuyup tabloyla karşılaştıracağız. A şıkkında teenagers never like being in nature. Never hiç demekti, biliyorsunuzdur. Gençler doğada olmayı hiç sevmiyormuş. Ama doğada olmayı, bakıyorum, hiking, doğa yürüyüşü değil mi? Yürüyüş yapmaktı. %25'i seviyormuş. Bu durumda Bursa, işte Adana yanlış. Bursa'ya bakalım. Water sports are very popular among the teenagers. Water sports neydi? Su sporları değil mi? Diyor ki su sporları gençler arasında, among teenagers, very popular, çok popülermiş. Yüzme, su sporu, bakıyorum, swimming. Ne? %10. En düşüğü o. Hiç de popüler değil. Bursa'da yanlış. Ceyhan'da riding a bike is more popular than going hiking. Bisiklete binmek, riding a bike, bisiklete binmek, yürüyüşe gitmekten daha popülerdir diyor. Bakıyorum, cycling, bakın %25. Hiking, yürüyüş yapmak da %25. İkisi de aynı. Birbirinden ne az ne fazla. Bu durumda Ceyhan'da yanlış. Denizli ise most of the teens enjoy team sports. Most, en çok demekti. Gençlerin en çoğu ne yapıyormuş? Takım sporlarını seviyormuş. Takım sporu futbol değil mi? Futbol bir takım sporudur. %40 en çok o. Bu durumda cevabımız hop Denizli oluyor. Evet, şimdi ikinci sorumuzun birinci sorusu, ikinci testimizin birinci sorusuna geçtik. Bakalım hemen 10. soruya kimler neler söylemiş. Ceyhanlar gelmiş. We love you all. Thank you Mevlid. Ya Denizli olacaktı. Koray, congratulations bro. Denizli diyenleri tebrik ediyorum ama az önce C şıkları da sanki Denizli'ye döndü gibi birden. Neyse. Görmezden geliyorum bunları. Evet. İkinci testimizin birinci sorusu. In this text, bu parçada there is no information about Adalet Ağoğlu's blah blah blah. Bu parçada Adalet Ağoğlu'nun ne hakkında bilgi yoktur diyor. Bakın no information. Hangisi hakkında bilgi yoktur? Bilgi verilmemiştir. Ona bakacağız. Neymiş bunlar bakın? Famous works, ünlü çalışmaları, successes, başarıları, date of birth, doğum tarihi, family life, aile hayatı. Hangisi hakkında bilgi yoktur? Bakıyorum. Adalet Ağoğlu was born in 1929 in Ankara.
Adalet Ağoğlu Ankara'da 1929 yılında doğmuş. Bakın doğum tarihini vermiş mi vermiş. C şıkkını eledim. Biz çünkü hangisini vermemişse onu bulacağız. She was a famous Turkish author. Evet, ünlü bir Türk yazarmış. She graduated from Ankara University in 1950. 1950'de Ankara Üniversitesi'nde mezun olmuş. She wrote many novels and stories. Birçok novel yani roman ve hikaye yazmış. Fikrimin ince gülü, sessizliğin ilk sesi and ruh üşümezi are some of her famous novels. Bunlar onların bazı, onun bazı ünlü hikayeleriymiş, romanlarıymış. Burada A şıkkında famous works, ünlü işlerinden bakın bahsettiğini etti. A'yı da eledim. She won Erdal Öz Literature Award in 2019. Evet, 2018'de Erdal Öz Edebiyat Ödülünü ne yapmış? Kazanmış. Burada başarı mıdır bu da? Başarısında var mı? Vermiş mi? Vermiş. She died in 2020. 2020 yılında da vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bu durumda family life, aile hayatı hakkında hiçbir bilgi yok. Ve cevabımız Denizli oluyor. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yine posterli bir soru. O yüzden sayfaya sığsın diye şöyle küçülteceğim maalesef. Bakalım birinci soruya Denizli diyenler kimler? Musa. Congrats. Teşekkürler Ensar. Çok sağ ol, iyi akşamlar. Ensar aramızdan ayrıldı ya, çok iyiydi. Emin Kara, tebrikler. Bravo. Ahmet Baran, tebrikler. Selda Atalay, yeni gördüm. Hoş geldin. Koray, congrats. Evet, Denizli diyenleri tebrik ediyorum. Hala 25 kişiyiz. Hemen ikinci sorumuza geçelim. According to the information above, yine yukarıdaki bilgiye göre, which of the following camp is suitable for Andy? Hangi kamp Andy için uygundur diyor. Hangi kamp uygundur? Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet, Andy is 12 years old and he wants to join a sports camp this summer. Andy, bakın 12 years old, 12 yaşındaymış ve bu yaz bir spor kampına katılmak istiyormuş. 12 yaş, hemen yaşlara bakıyorum, bu tutuyor, bu da olur, Ceyhan olur, hepsi yaş olarak tutuyor. Devam. His school finishes on second week of June. Bakın burası önemli. Okulu second week diyor. Second ne demekti? İkinci demekti. Neyin ikinci haftası? June. Haziran'ın ikinci haftası bitiyormuş. He doesn't like team sports. Takım sporlarını sevmiyor. Or indoor sports. Ya da iç mekan sporlarını sevmiyormuş. Şimdi A şıkkı, bakın basket camp, basketbol kampı, bu takım sporudur. A'yı eledim. Çünkü takım sporunu sevmiyordu. B şıkkında burada CC 2 tane olmuş ama bu B olacak. Bir de yanlışlık olmuş. Golf camp demiş. Golf kampı. Ama bakın burada 1-7 Haziran. Yani Haziran'ın ilk haftası ama maalesef okul bittikten sonra katılması lazım. Yani ikinci haftası olması lazım. Bunu da ne yaptık? Zamandan eledik B şıkkını. C bakalım, soccer camp diyor. Futbol kampı. Bu da bir takım sporu. Onu da eledim. Ne kaldı? Denizli kaldı. Cevabımız Denizli'yor. Tenis camp. Evet, bakın hem tarih uyuyor. 7-14 yani ikinci hafta, hem de yaş uyuyor. Takım sporu da değil. İç mekan sporu da değil. Hepsi uydu. Cevabımız Denizli oldu. Üçüncü sorumuz. Şöyle yaklaştırabilirim bunu biraz. Daha net görürsünüz. Hemen bakalım. Güzel, Denizli diyenler. Nice. O Liana gelmiş. Hoş geldin Liana. Bediran Ersoy, tebrikler. Dicle Akı, tebrikler. Bravo, harikasın. Liana, tebrikler. Evet, bakalım hemen. Üçüncü sorumuz. According to answer above, yukarıdaki şu cevaplara göre hangisi doğrudur, biz onu bulacağız. Bakalım hemen. Bakın bu durumda burayı okumadan tek tek gittiği için şıklar, siz de şıkkı okuyup yukarıyla karşılaştırabilirsiniz. A şıkkında Richard is stubborn demiş.
Richard inatçıdır demiş. Bakalım öyle bir şey var mı? Who always backs you up? Kim seni her zaman destekler? Richard nerede? Bakın bir tek burada var. Dördüncü soruda. Who makes jokes all the time? Her zaman kim şaka yapar? Richard. Bakın Richard espiritüel biriymiş aslında. Ama inatçı olduğunu söylemiyor. Yani A şıkkı yanlış. B şıkkında only Nancy helps Emily. Sadece, only sadece demek bu arada önemli bir kelime. Çok sık çıkıyor. Sadece Nancy Emily'ye yardım ediyor diyor. Bakalım bakın. Nancy and Mary demiş. Who always backs you up. Backup ne demek? Backup desteklemek demek çocuklar. Kim her zaman seni destekler? Nancy and Mary. Bakın iki kişi destekliyor. Sadece Nancy değil. Desteklemek aynı zamanda yardım etmek demek demektir. Özür dilerim. Bu durumda cevabımız işte Bursa da olmaz. C'ye bakalım. Rachel and Sally are not honest. Rachel ve Sally dürüst değildir diyor. Bakın burada not var. Dürüst değildir diyor. Rachel and Sally bakın burada. Soru ne diyor? Who never tells lies? Kim hiçbir zaman yalan söylemez? Rachel and Sally bakın bu ikisi hiç yalan söylemiyormuş. Yani tam tersi dürüstmüş. C'yi de eliyoruz. D şıkkında Paul is hardworking. Paul çalışkandır diyor. Paul'a bakıyorum burada. Bakın soruda ne soruyor? Who always does his or her homework? Kim her zaman ödevini yapar? Paul. Paul çalışkan biri mi? Evet. Cevap yine Denizli oluyor. Dördüncü sorumuz. Biraz daha yaklaştırayım. Bakayım. Üçe kim Denizli demiş? Yener Çeçen, Ahmet Baran. Tebrikler. Musa tebrikler. Sena Nur Baysoy. Hocam çok iyi anlatıyorsunuz demiş. Teşekkür ederim Sena Nur. Çok sağ ol. Denizli diyenleri tebrik ediyorum. Bravo. Revan Kudari harikasın. Gözünden kaçmıyor. Güzel biliyorsun. Dicle. Denizli demiş. Tebrikler. Mevlüt Özer. Harikasın. Evet. Bakalım. Dördüncü sorumuz. Which of the following does not complete the conversation above? Bakın yine bir soru var. 3 tane boşluk var. Hangisi gelmiyor diyor. Hangisi tamamlamıyor? Hey Kevin, can I ask some question about Marie Curie? Marie Curie hakkında birkaç soru sorabilir miyim diyor. Of course, tabii ki. Ve bir soru geliyor. Cevap olarak da diyor ki, she was born in Warsaw in 1867. 1867'de Warsaw'da ne yapmış? Doğmuş. Bu durumda neyi sormuş? Nerede doğduğunu değil mi? Nerede ve ne zaman? Bakın A şıkkında da where and when was she born? Nerede ve ne zaman doğdu? Cevap olarak da bunu söylüyor. Demek ki birinci boşluğa Adana gelecek. Biz gelmeyecek olanı buluyoruz. Unutmayın. İkinci sorunun cevabında to study at the Sorbonne University. Sorbonne Üniversitesi'nde çalışmak için. Bakın şu to var ya to. Bunu bilin. Bu da önemlidir aslında. İçin demek. Hani to'dan sonra bir fiil gelir ya. Study çalışmak, okumak. To study çalışmak için, okumak için neredeymiş? Sorbonne Üniversitesi. O zaman ne sormuş olabilir? B şıkkında why did she go to Paris? Niçin Paris'e gitti? Sorbonne Üniversitesi'nde okumak için. Oluyor mu? Oluyor. Bursa'da oluyormuş. C'ye bakalım. Did she get married demiş burada. Evlendi mi demiş ama bakalım son soruda ne diyor? Yes, she won the Nobel Prize in Physics in 1903 and in Chemistry in 1911. Aa, bakın 1903'te fizikten Nobel ödülü ve 1911'de de kimyadan Nobel ödülü kazanmış. O zaman ne sormuş olabilir? D şıkkında bakın. Did she win any awards? Hiç ödül kazandı mı? Evet. Bakın evet diyor ve hangi ödülleri kazandığını söylüyor. Son boşluğa da Denizli gelecek. Bu durumda cevabımız Ceyhan oluyor. Ceyhan hiçbir yere gelmiyor çünkü. Beşinci sorumuz. Bakalım dörde kimler Ceyhan demiş. Mevlüt Özer, Sena Nur Baysoy harika. Bedirhan Ersoy harika. İlk Mevlüt Özer demiş. Tebrikler Musa. Tebrikler Bedirhan Ersoy. Koray ateş ediyorsun. Evet. Güzel. Cevaplar geliyor. Harika. Hemen geçelim 5. sorumuza. Which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir diyor.
Bakın yukarıda 4 kişi var. Altında onların bilgileri var. Height, uzunluk, age, yaşı bu arada. İsimleri de burada zaten. Hemen şıkları okuyup hangisi doğru değilse onu bulacağız. Unutmayın. Bakalım A şıkkında David is taller than Henry and William. David, Henry ve William'dan taller, daha uzundur. Şimdi David nerede? Burada. 1.72 boyu var. Bakalım Henry ve William. Henry 1.68, William 1.75. Aa bakın William David'den daha uzun. Ama A şıkkında David Henry ve William'dan daha uzun demiş. Yani A şıkkı yanlış. Hop cevabımız da çıkmış oldu. Cevabımız Adana. Bakalım var mı Adana diyen? 5. sorumuza. Bu C'ler umarım bir önceki sorunundur. Evet, Bedirhan Adana demiş. Güzel. Dicle Akı Adana demiş. Liyana Akı Adana demiş. Bravo, tebrikler, harikasınız. Muhammed Emin Kara Bursa'dan Adana diyor. Tebrikler Muhammed Emin. Yener Çeçen Adana demiş. Koray Tanhan Adana diyor. Ateş ediyorsunuz ya maşallah. Güzel. Geldik 6. sorumuza. Evet. 6. sorumuzda which of the following is correct according to the text above? Yukarıdaki parçaya göre hangisi correct, yani doğrudur diyor. Hangisi doğrudur? Evet, yukarıyı hızlı bir şekilde okuyalım. Hi, I am Roger Federer. Evet, bu Roger Federer'miş. Benim de favori tenis player'ım. I'm a professional tennis player. Ben profesyonel bir tenis oyuncusuyum. I started playing tennis at the age of 8. Maşallahsa. 8 yaşında tenis oynamaya başladım. I won a lot of medals in my career. Evet, kariyerimde birçok madalya kazandım. I always wake up early. Ben her zaman erken kalkarım. I have a healthy breakfast every morning. Her sabah sağlıklı kahvaltı yaparım. I do exercises 3 hours a day. Maşallah. Günde bakın 3 saat ne yapıyormuş? Egzersiz yapıyormuş. I am planning to win Tokyo Olympic Games in 2021. Maşallah. 2021 yılında Tokyo Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanmak planlıyormuş. In the evening, akşamları I read a book and watch TV. Akşamlarda bir kitap okur ve televizyon izlerim demiş. Buna göre hangisi doğrudur? A şıkkında Federer is a successful basketball player. Federer başarılı bir basketbol oyuncusudur diyor. Doğru mu? Tabii ki yanlış. Tenis oyuncusu. A gitti. Bursa, Federer never eats healthy food. Bakın şu never'a dikkat edin. Hiç demek. Bu çok çıkıyor ışıklarda, sizi yanıltabilir. Hiç sağlıklı yiyecek yemiyormuş. Ama tam tersi, her zaman her sabah bakın burada sağlıklı kahvaltı yapıyorum diyordu. Bursa'yı deliyoruz. Ceyhan, Federer practices every day. Federer her gün pratik yapıyormuş, alıştırma yapıyormuş. Bu olabilir. Çünkü günde 3 saat egzersiz yapıyorum diyordu. D şıkkında Federer won gold medal in Tokyo Olympics. Evet, Denizli kafanızı karıştırabilir. Şimdi Ceyhan mı Denizli mi diye kafanız karışabilir ama burada bakın Denizli de won demiş. Won, win var ya, win neydi? Win kazanmak demekti. Won onun ikinci hali. İkinci hali biz nerede kullanıyorduk? Geçmiş zamanda değil mi? Past tense'de kullanıyorduk. Won dediği için yani kazanmış oluyor. Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazandı diyor. Ama Tokyo Olimpiyatları 2021 yılında, daha olmamış değil mi? Gelecekte planlıyordu. Bu yüzden Denizli'yi diyeliyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor. 6. cevabımız Ceyhan oldu. 7. sorumuza geçtik. Evet, bakalım Ceyhan diyenler. Bakıyorum şöyle Denizli görüyorum ama bunlar herhalde bir önceki sorunun. Denizli diyenler büyük yanıldınız. Evet, dediğime dikkat edin. Bakın geçmiş zaman ikinci hali. Win'in ikinci hali kullanılmış. O yüzden Denizli olmaz. Cevap Ceyhan olacak. Denizli diyenler yanılmışsınız. Sena Nur, teşekkür ediyorum. Bunları duydukça mutlu oluyorum. Thank you, Koray.
I'm really happy to see you in here. Good luck. Take care and see you soon. Hemen 7. sorumuza bakalım. Who gives information about Samuel Morse's achievements? Evet, burada achievement, achievement ne demek? Bilen var mı achievement? Achievement, başarı demek. Kim diyor? Samuel Morse'un başarıları hakkında bilgi veriyor. Başarıları hakkında verecek, unutmayın. Oliver Samuel Morse was born in 1791 in Massachusetts. Evet, burada ne yapıyor? Samuel Morse Massachusetts'te 1791 yılında doğdu diyor. Doğumundan bahsetmiş ama başarısından bahsetmemiş. Oliver'ı eledim. Bursa gitti. Cindy, Samuel Morse graduated from Yale University in 1810. Samuel Morse 1810 yılında Yale Üniversitesi'nde mezun oldu demiş. Bakın burada da bir başarıdan bahsetmiyor. Cindy'yi de eliyoruz. John, Samuel Morse invented the electric telegraph and Morse code. Samuel Morse, bakın invent, icat etmek demekti. Elektrik telegrafı ve Morse kodunu ne yapmış? İcat etmiş diyor. Evet, bu bir başarı mı? Başarı bu olabilir. Rose da Samuel Morse had 7 children. 7 tane çocuğu var demiş. Burada da başarısından bahsetmiyor. Kim başarıdan bahsediyor? John. Yani cevabımız Adana. 8. sorumuz. Yine bir grafik sorusu. Bakalım 7'ye Adana diyenleri göreyim. 7'ye Adana diyenler. Muhammed Emin Kara. İlk onu gördüm valla. Bravo Muhammed. Teşekkür. Bravo. Harika. Musa. Tebrikler. Liyana tekrar bak. Evet. Adana diyenleri tebrik ediyoruz. Hemen bakalım 8. sorumuz. Which of the following is not correct according to the graphic? Grafiğe göre hangisi doğru değildir? Bakın girls demiş. Koyu olanlar girls yani kızlar. Açık olanlar boys yani erkekler. Hangisi doğru değil? Şıklar okuyup tabloyla karşılaştıracağız. A şıkkında boys like water sports more than the girls. Erkekler su sporlarını kızlardan daha çok seviyorlar demiş. Hemen su sporuna bakalım. Su sporu ne var? Swimming var değil mi? Yüzmek su sporudur. Bakıyorum açık olanlar erkekler daha yüksek. Bu durumda A şıkkımız doğru. Biz yanlış olanı bulacağız. B şıkkında gymnastics is very popular among the girls. Gymnastic bakın among the girls diyor. Kızlar arasında çok popülerdir. Bakıyorum gymnastic burada. Hangisi daha çok? Koyu olanlar. Onlar da kızlardı. En çok da onlar bakın. 40. Bu durumda Bursa'da doğru. C şıkkı winter sports are more popular than team sports among the boys. Winter sports kış sporları. Kış sporları erkekler arasında takım sporlarından daha popülerdir diyor. Kış sporu ne var? Bakın skiing var değil mi? Skiing kayak yapmak demekti. Takım sporu basketbol. Bakıyorum erkeklerde skiing yani kayak yapmak 20 kişi yapıyor. Bakın burada 20 kişi. Basketbolu ise bakıyorum 30 kişi. Ha, bakın erkeklerde basketbolu daha çok. Daha popüler basketbol. Ama Ceyhan da ne diyor? Kış sporları daha popüler demiş. Bu durumda Ceyhan yanlış. Denizli'ye bakalım. Girls like indoor sports very much. Kızlar iç mekan sporlarını çok seviyor demiş. İç mekan sporu jimnastik değil mi? İç mekanda yapılır. Bakın kızlar yine 40. En çok onu seviyorlar. Denizli de doğru. Biz zaten yanlış olanı arıyorduk. Bu durumda cevabımız Ceyhan oluyor. 8 Ceyhan oldu. 9. sorumuza geçtik. Bakın şurası 9. sorumuz. Bakalım 8'e Ceyhan diyenleri göreyim. Musa'yı gördüm. İlk Sema Nur'u gördüm. Sena Nur pardon. Ahmet Emin Kara. Ahmet Baran. Tebrikler. Bravo. Liyana Akı. Ceyhan demiş. Harika. Güzel. Evet. Ceyhan diyenler çoğunlukta. 17'ye düştük bu arada ya. Milletin çoğu gitti. Sıkıldılar mı? Ne yaptılar? Aşk olsun. Dicle adını söyleyeyim hadi. Dicle Akı.
Evet, 9. sorumuz yavaş yavaş sona geliyoruz. 9. sorumuza bakalım. Which of the following is not correct about Mark's personality? Hangisi Mark'ın kişiliği hakkında doğru değildir? Bakın not correct var yine. Hangisi doğru değil? Bakalım. Mark has got a lot of friends. Mark'ın birçok arkadaşı var demiş. Çok fazla arkadaşı olan, çevresi olan kişilere ne diyorduk? Outgoing diyorduk değil mi? Outgoing neydi? Sosyal demekti. Bu durumda A özelliği var mı? Var. Biz olmayan bir özellik bulacağız. He always has a nice smile on his face. Yüzünde her zaman güzel bir gülümseme vardır. Sürekli gülümsüyor. Gülen kişiler, neşeli kişilere ne diyorduk? Cheerful diyorduk değil mi? Bursa. Bursa'da varmış. He goes to everywhere on time. On time zamanında demek. Her yere zamanında gider. Her yere zamanında giden kişiler dakik oluyordu. Dakik ne demekti? Punctual demekti. Yani Ceyhan. Ceyhan da varmış. Geriye kaldı. Denizli cevabımız Denizli oluyor. Bakın devamında he sometimes only thinks himself diyor. Bazen sadece kendini düşünüyor. Yani selfish olması lazım ama burada yine shy, utangaç demiş. Tutmuyor birbirini. Cevabımız Denizli oluyor. 9. soruya Denizli dedik ve 10. sorumuza geçtik. 10. ve son sorumuz. Şöyle. Evet. 9. sorumuza Ahmet Baran Adana demiş. Yanlış demiş. Musa Denizli demiş. Doğru. Dicle Denizli demiş. Doğru. Ahmet Baran düzeltti. Bu sefer doğru. Evet. 10. sorumuz biraz uzun ve karışık bir soru. Son sorumuz bu aynı zamanda. Bu sorudan sonra sorunuz varsa alabilirim. Daha sonra yayınımızı bitireceğiz. Bediran Ersoy. Tekrardan merhaba, hoş geldin. Evet, 10. sorumuza bakalım. According to information above, which of the following is Carla's poster? Yukarıdaki bilgiye göre, bakın yukarıda bir bilgi verilmiş. Bu bilgiye göre hangisi Carla'nın posteri olabilir? Şimdi yukarıdaki bilgiyi okumamız lazım o zaman. Carla prepares a poster about famous scientist Alexander Graham Bell. Evet, Carla Alexander Graham Bell için ne yapıyormuş? Bir poster hazırlıyormuş. He gives information his early life, erken hayatı yani doğum tarihi vesaire. Bunda hakkında bilgi verecekmiş. Profession, alanı hakkında yani mesleği hakkında, occupation hakkında bilgi verecekmiş. Famous work, ünlü işleri, meşhur işleri hakkında, çalışmaları hakkında bilgi verecekmiş. Awards, ödüller hakkında bilgi verecekmiş. And family members, ve aile üyeleri hakkında bilgi verecekmiş. Buna göre hangisi doğru bir posterdir? A şıkkında date of birth, doğum tarihini yazmış. Zaten doğum tarihi olması gerekiyordu. Olabilir. Occupation, mesleği, scientist, bilim adamıymış. Evet, burada profession hakkında bilgi vermesi lazımdı. Bu da olur. Personal life, kişisel hayatı. Married to Mabel Hubbard, 4 children. 4 çocuğu varmış. Mabel Hubbard'la evliymiş. Zaten ne diyordu bakın? Family members, aile üyeleri hakkında bilgi vermesi gerekiyordu. Bu da olur. Famous for, niçin ünlüymüş? Invention of telephone. Telefonu icat etmesiyle ünlüymüş. Yukarıda famous work, ünlü işleriyle bu da oluyor. Achievements, biraz önce de demiştim. Achievements, başarı demekti. Achievements yani ödül. Ödüller hakkında da burada bahsediyor mu? A şıkkında ediyor. Bu durumda bu poster A şıkkı uydu. Diğerlerinde bakın B şıkkında education, eğitim hakkında bilgi vermiş. Ama burada eğitim hakkında bir şey söylemiyordu. B'yi eliyorum. Onun dışında death, bakın ölümü hakkında bilgi vermiş. Ölümü hakkında bilgi vermemesi lazım. Sadece erken hayatı hakkında bilgi vermesi lazımdı. Ceyhan'da gidiyor. D şıkkında da bir yanlışlık var şurada. Education diyor. Eğitim hakkında diyor. Ama kimin evli olduğunu ve 4 çocuk olduğunu söylüyor. Bu eğitim hakkında bilgi değil. Yanlış bir poster olur. Denizli de gidiyor. Cevabımız Adana oluyor. Şöyle, evet, sorularımız bitti. Adana diyenleri tebrik ediyorum. Muhammed Emin Kara bilgi gözükmüyor demiş. Yani çok böyle çok az bir bilgi gözükmüyor ama o da çok önemli değil. Cevabımız Adana olacak. Adana diyenleri tebrik ediyorum. Evet gençler, sorularımız bitti.
Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun dışında yine bu şekilde soru çözümlerimiz olacak. 5, 6, 7 ve 8. 5 ve 6'ları yaptık daha önce. Bugün 7'leri yaptık. Yakında 8'ler için bir canlı yayınımız olacak. Sonra başa saracağız. Daha ileriki gelen önümüzdeki konular hakkında da yine canlı yayınlarımız olacak. Konu anlatımlarımız olacak. Hali hazırda kanalımda 5. üniteler hepsi hem kelime videosu hem konu anlatım videosu sizler için 7. sınıflar için mevcut. Onlara kesinlikle bakın derim. Birçoğunuz belki 5. üniteye gelmemiştir ama 4 de var, 3 de var. Hepsine bakabilirsiniz. Kanala abone olduğunuzdan emin olun. Bilal Işıklı katıldı bize. Geç geldi. Hoş geldin Bilal Dayı. Hiç önemli değil. Geç olsun güç olmasın. Bir dahakine daha erken bekleriz. Evet, varsa sorularınız kısa bir şekilde sorularınızı alabilirim. Ondan sonra kapatacağım. Zaten çok fazla kişi de yokmuş. 26'yı gördük, 27'yi gördük ama orada kaldı. Evet, bağlantı bir an gitti ama herhalde geri geldi. Ben de sizleri çok seviyorum. İnanın sizlerle olmak çok güzel. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sizin için tekrar Emin Kara, benim için tekrar oldu diyor. Çok mutlu oldum. Canlı yayınımız devam edecek bu arada. Kanalı takipte kalın. Videoları da böyle izlediğinizde hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Çaktırmayın. Zeynep. Zeynep hoş geldin tekrar. Geç geldin be Zeynep. Ama olsun, bir dahakine daha erken gelirsin. Evet, canlı yayınımızı beğenmeyi de unutmayın. Ahmet Baran teşekkürler. Büyük destek oluyor. Yasin hocamız aramızdaydı, moderatörümüzdü. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Oradan da duyurular yapıyorum arada. Onun dışında bu arada Kahoot'la ilgili yakında canlı yayında Kahoot'ta yarışma yapacağız. Kelime yarışması, soru yarışması yapacağız. Onlar da takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bye.